bahsetmesin diye. İşte az önce ilk şeyde de yorum yaparken menüyle alakalı. Biz bunları yani Erzurum yöresinde bu patatesi normalde bir közlenmiş patates diye şey yapıyoruz. Yani ekstradan hani farklı bir tat almadım. Yani bana çok özelmiş gibi gelmedi bu yemek. Patlıcanda da keza aynı. Biz de normalde bunları bu şekilde çoğu zaman hatta sobanın üzerinde eskiden sobalı evlerde bu şekilde yuvarlak yuvarlak dilimlenir, sobanın üzerinde közlenir. Yani şu anda sadece o tadı aldım. İşte patatesi, patlıcanı, üç tane şeyi yapıp da getirip koyması da çok da şey değildi diye düşünüyorum. Yorum yapabilir miyim? Tabii ki Necmiye Hanım, buyurun. Şimdi Kayseri yağlaması, evet. Ratutu, evet. Şehriye salatası ve keşkek. Evet. Neden bu dört ağır yemeği ara sıcak olarak bize sunmak istedin? Hepsi çok ağır. Hepsi çok ağır derken birisi salata şeklinde, diğeri de... Hadi onu çıkardık. Evet. Ratatoyu ben olması gerektiği gibi yapmadım. Çünkü yoğurtlu ratatoyu diye belirttim. Mümkün müydü onu görmeniz? Şu an servis ettim. Onu şu an size göstermem mümkün değil. Keşke getirseydin de biz de görseydik. Evet. Yani keşke ben baştan mesela bilmediğimi söyledim ama bildiğim bir şeymiş. Artı yanıklar var. Ama onun kızarması gerekiyordu. Keşkekte mesela yani, keşkekte kızarmak farklı. Bitirsin Necmiye. Şimdi bak kızarmak farklı bir şey. Sen de görüyorsun. Bak yanıklar var. Yanıklar yanık. İşte çok da güzel oldu. Hayır o yanık değil. Yanık patlıcanın kenarı mı çünkü diyeceksin? Çünkü ben incecik kestim. Olması gerektiği gibi kestim. Sadece ratatoyla üzerine kaşar peynir serpilir. Ben yoğurtla servis edeceğim için ben Kayseri yağlamasının yanına sebze şeklinde vermek istedim ki hafifleştirsin diye yoğurtlu bir şey tercih ettim ki. Anladım. Hani sizi rahatsız etmesin sebze de bulunsun benimle. Ama bana göre bu yine de yanık. Bu yanık, bu kenar şey değil. Bakın yumuşak olanları da var. Ama incecik kesmişim. İnce, kesinlikle çünkü tamam. İnce, kabak ince da var, patlıcan da var. Hepsi, tamam, onu anladım. Oluşmuş, keşke tencerede görseydim daha buna bir fırın tepsisinde yaptığım için hani servis aşamasından sonra kalmadı. Benim yağlamalarında da yanıklar var. Araları da daha açmak istemedim. Zaten ekranda da seyrederken didikliyorlar ya, ona çok kızıyordum. Evet, evet. Aynı duruma düşmeyi de ben istemedim. Ama lavaş yaptım ve ben kat kat lavaşların hepsini tek tek açtım, hamur mayaladım. Yani bu ellerine yanık denecek kadar değil. Tamam, onun için hiçbir şey demiyorum. Ellerine sağlık. Afiyet fakat olsun. Daha fazla katları ellemek istemedim. İlk iki kat bayağı yanık, sen de görüyorsun. Yani o yanık denecek kadar değil çünkü yanık değil yani. Yanık, lavaş, mayalı hamur. Bakar mısın lütfen? Bak, didiklemek istemiyorum. Tamam, çok ben istemiyorum. Görüyorum ama o yanık değil. Lavaş çünkü bu. Dışarıdan da bir lavaş aldığınız zaman, bir fırından da lavaş aldığınız zaman onun alıyoruz. Bir tarafı kızarık olur yani. Hep ister alıyoruz. İstemez. Bak, bunun üzerine çok fazla ben gitmek de istemiyorum. Bak, bu bir o yanık. O tek sıra, tek lavaşında o zaman biraz, problem var. Kayınvalidenize baksın. Evet, pardon, tek lavaşım da var. En üst lavaşımda evet kabul ediyorum, onda sorun var ama yanık. Yani yemeklerimin uyumu güzel. Bitirmedim ben Fadime Hanım, müsaade ederseniz. Buyurun. Tatları nasıl? Biraz zorlu konuşalım. Tadı fena değil. Ben Kayseri yağlamasını Kayserili bir arkadaşımın eşinden yedim. Daha farklı tabii. Biliyorum, bildiğim bir tabii şey bu. Tabii orijinali daha yağlı böyle tabii. Akarak i̇şte yağ yapılır. İşte zaten yorumu baştan yaparken öyle bir de onu böyle hani yağlı yapıyorlar. Yağlı yemek şekli o şekilde. Daha farklı onların sunumu. Bir de bundaki o...